Artvin'den herkese selam arkadaşlar. Kanalıma ve Artvin videoma hoş geldiniz. Kurban Bayramı sonrası Temmuz'un ilk haftası. Artvin ve Rize'yi gezmek için yollara düştüm. Şu anda Artvin Arhavi'deyim. İlk olarak buradan başlayacağım. Mençune Şelalesi ve Çifte Köprü var. İlk olarak şimdi oraya gideceğim. Daha sonra Rize'ye de geçeceğim. Bu Artvin bittikten sonra. Yani Rize videosu da kanalda olacak. O zaman uzatmayalım fazla, başlayalım. Görüyorsunuz. Doğaya, yeşile doyacağız bu videolarda. Hadi bakalım. Şimdi sahile indim. Şelale ile Çifte Köprü'ye gitmeden önce bir drone uçurayım sahilden. Kuş bakışı Arhavi'ye bir bakalım. Havada hiç bulut yok. Bu hafta komple böyle galiba. Yağış yok. 2017'de geldiğimde sürekli yağmur vardı. Sürekli yağmur. Parçalı bulutlu olsa biraz iyi olurdu ama neyse. Şimdi biraz havadan bakalım Arhavi'ye. Evet arkadaşlar, Çifte Köprü'deyiz şu anda. Görüyorsunuz Çifte, iki tane köprü. İki tane ayrı, biri bu taraftan, biri de karşıdan dere geldiği için bu şekilde yapılmış. 18. yüzyılda yapıldığı tahmin ediliyor. Tam tarih bilinmiyor. Çifte Köprü'den 4 kilometre yukarıda Mençune Şelalesi var. Şimdi böyle vadiye yukarı yoldan devam edelim. Mençune Şelalesi'ne geldik. Çıkması biraz meşakkatliydi. Şu karşıdaki köprüden geçiyoruz. Böyle tırmanacağız. Giriş ücreti yok bu arada. Şelalenin sesi halen gelmiyor. İyi işaret değil bu. Daha uzağız yani.
Şelale 500 metre. Yukarıya doğru tırmanacağız. Gözüküyor mu tırmananları bilmiyorum. 500 metremiz var. Aklanma, gel buraya. Sen ne şeker şeysin öyle. Ha, topallıyor. Canım. Ayağı sakat. Of. Yol bayağı zorlu. Of, 10 kere durdum ya. Çıktığımız yüksekliğe baksanıza. Vallahi hamlamışız. 10 kere diyordum aşağıda. 20 kere daha durdum. Şu tam karşıda kamerada belli oluyor mu? Bir şelale var. Ulaşım olsa orası da çok güzel şelale aslında. Bir de şu zirvelere birisi çıktı mı daha önce? Onu merak ediyorum. Hiç insan oralara çıktı mı? Yokuş bitti Allah'tan. Şu an düz bir şekilde İlerliyoruz bakalım. Ne haber lan? Çok fena bakıyor ha. Göründü sonunda. Geldik. Şimdi yok, ne yapalım? Ulan tahtalar da sağlam değil ha. Evet, hazır mıyız? İşte şelale. Görüyorsunuz.
Şöyle çayımızı da içelim. Mençuna Şelalesi'nden indim. Böyle Kamilet Vadisi'ne doğru, şelaleden sonra yukarıya doğru biraz yürüyeyim dedim. Şimdi bugün artık bitti, akşam oluyor. Önce Çifte Köprü'yü gördük. Sonra Mençuna Şelalesi, yolu rahat. İkisinin de zaten yakın Arhavi merkeze. Yalnız Mençuna Şelalesi 1 kilometre kadar, çoğunluğu da yokuş, merdivenli. Aklınızda olsun, yolu zor, ona göre gelin. Şimdi ben biraz böyle bir doğa yürüyüşü yapıyorum. Bir şeyler çekersem de koyarım zaten. Yarın bakalım artık nereleri gezeceğiz, listeyi kontrol edip nereye gideceğimizi bakacağız. Ulan böyle de aldık başımızı gidiyoruz da, ayı mayı bir şey çıkmaz inşallah. Neyse, daha fazla gitmeyelim, ilerisi sıkıntı. Şurada hemen taşlar alttan kayabilir. Bu kadar yeter. Geri dönüşte böyle bir tarihi köprüye rastladım. Şu an restorasyonda. Ama nedir ne değildir belli değil. 2017'de gördüğümü hatırlamıyorum bu köprüyü. Bebek değme değme telme beni, değme felek değme değme. Evet, yeni günde Hopa'dayız. Şimdi sahilde bir drone uçuracağım. Kuş bakışı Hopa'ya bakalım. Sonra merkeze gidip bir çay içerim. Daha sonra da kültür evi varmış galiba. Bir orayı ziyaret edelim. Daha sonra da Borçka'ya doğru hareket edeceğiz. Sahilde böyle. Evet, şimdi şu asansörle yukarıya, üst mahalleye çıkalım. Asansör koyulmuş ama maalesef çalışmıyor. Merdivenle yürüyerek çıktım. Merdiven de var aynı zamanda. Tepeden de görüntü böyle. Şu anda kapalı, bir numara bırakmışlar. Ama hiç arayamam yani, boşver. En iyisi Borçka'ya doğru gidelim. Çıktık. Borçka'ya doğru devam ediyorum. Böyle basma köprü var. Bir köprü de hemen aşağıda var. Şu virajın sonunda. İsmi neydi, unuttum.
tane de burada. Araba da geçiyormuş. Şuradaki beyaz araba az önce geçti oraya. Olmasa deme suk deneme du boşuna gözle şelale olmuş akkara kar durmaz. Asma köprü var böyle. Bir tanesi de öbür tarafta. Buradaki asma köprü daha açılmamış. Yeni yapılıyor. Ağaçları döşeniyor şu anda. Karagöl yolculuğu devam ediyor. Böyle bir hayrat buldum. Faydalanalım. Borçka Karagöl'e ulaştık sonunda. Araç girişi otomobil 40, yaya girişi 12 TL. Temmuz 2023 itibariyle. Efsane. Thank you.
Balık kaynıyor. Göl etrafında şöyle bir tur atalım. Çok güzel, efsane bir yer. Çok güzel bir havada da geldim. 2017 geldiğimde sürekli yağmur atıyordu, bir şey anlamamıştım. Şu an muhteşem. Mutlaka buraya uğrayın derim. Ölmeden gelin buraya. Gerçi ölmeden komple Artvin'i gezin. Gölün kaynağı bu taraftan. Böyle. Şu karşıdan da su geri çıkıyor. Buz gibi. Balıklar, gelin buraya. Bir de şelale varmış orada. Ya da çıkılıyor. 2017'de geldiğimde böyle bir yer yoktu sanki ya. Ya da ben yanlış hatırlıyorum. Gölün kaynağı da böyle geliyor dağlardan. Güneşin önüne bulut geldi. Manzara biraz kötüleşti. Güneşte çok efsane bir görüntü vardı. Oğlum sen de beni takip ediyorsun lan. Düştü peşime. Daha en baştan beri. Geliyor peşimden bakalım. Oğlum yine mi sen lan?
Bırakmıyor peşimi. Kayık kiralarsanız küreği siz çekeceksiniz. Para verip bir de kürek çekeceksiniz yani. Bu tarafa gidelim. Bu tarafta da küçük bir göl var. Drone'la görmüştüm çekimde. Doğayı dinleyelim. Gölden de su bu şekilde ormanın derinliklerine doğru gidiyor. Önce büyük göle geliyor su, sonra büyük gölden bu küçük göle, ondan sonra da devam edip gidiyor. Bu göller şu şekilde oluşmuş. Klasur yaylası var hemen 6 kilometre yukarıda, buradan gözüküyor. Şu an bulunduğum yerden gözükmüyor ama şu karşıda 1800'lü yıllarda Klasur yaylasında bulunan bir tepenin toprak kayması sonucu Klasur deresinin önü kapatmasıyla bu göller oluşmuş diyor kültür portalı. Karadeniz klasiği, yağmur başladı. 2017'de geldiğimde komple böyle yağıyordu işte. Bir şey anlamamıştım yani. Bu sefer güzel oldu ama. Borçka Karagöl'de bu kadardı. Artık Borçka'ya geri dönüyorum ben. Mutlaka gelin, görün derim. Çok güzel bir yer. Türkiye'de görülmesi gereken yerlerden birisi bence. Güzel havada gelin ama güneşli olsun. Borçka merkezden 45 dakika uzaklıkta, 25 kilometre civarı. Tabi biraz sürüyor yokuş falan, dağ yolu. Ama geliniyor, sıkıntı yok. Evet, normalde benim Karagöl'den çıkınca bu tarafa Camili'ye devam etmem lazımdı. Ama artık akşam oldu. Borçka'ya geri dönüyorum. Orada kalacağız. Camili'ye de yarın geçeceğiz. Her yer şelale canlı yandımın memleketinde be. Evet, yeni bir günde Camili'ye doğru, Camili köyüne devam ediyorum. Şu anda bakın dün gittiğimiz şurası Karagöl. Buradan gözüküyor. Maral şelalesi var. Orayı gezeceğiz. Camili köyünü gezeceğiz. Bakacağız yani. Karşıda dağlar belli oluyor mu? Ben buradan göremiyorum kameradan. Hala kar var tepelerde. Dayılar Lazca konuşuyor. Camili köyüne geldik. İsmini şu karşıdaki camiden alıyor. Köye adını veren cami. Buranın adı eskiden Hertlesi'ymiş. Hertlesi ismi değiştikten sonra Camili olmuş. Bu camide bir çığ sırasında herhalde daha önceden bir yıkılmış. Daha sonra tekrar tamir görmüş veya yeniden yapılmış. Tam bir bilgi bulamadım internette şu anda. Borçka merkezi 1 saat civarı uzaklıkta, 45 kilometre gibi. Şimdi buradan Maral Şelalesi'ne geçiyoruz.
1855 yılındaki bir çığ felaketinde yıkılmış cami. Eski caminin ne zaman yapıldığı bilinmiyor. İçeride Kur'an dersi var çocukların. Giremedim. Belki şelale dönüşünde gireriz. Evet, girdik içeri. Hoca zaten bir ara verdi. Ben de girdim içeri. Şelaleye giden yol belli bir yere kadar parke. Ondan sonra böyle köy yolu. Şu anda kolay kısmı hatta. Köylere geçtim. Çok az kaldı. Bakalım 2017 geldiğimde buraya kadar yürümüştüm. O parkeli bölümden. Yani bir 3 kilometre. Belki de daha fazla yürümüştüm. Çünkü yağmur yağıyordu. Araba gitmezdi zaten. Böyle bile zor geldi zaten. Evet, zor oldu ama şelalenin otoparkına ulaştık. Şelaleye daha nereden gidiyor bilmiyorum. Bu aşağıdan gidiliyor galiba. Yol zor ama yani benim araba Golf girdi. Burada Polo da var. Manzara da böyle. Şelale sanki şuradan dökülüyor. Biz böyle yoldan devam edeceğiz. Şimdi bir teyze turla gelmiş. Çıkamıyor garibim. Gittiğim yerlerde zaten insanların söylediği böyle turla gelen yaşlılar, oğlum tam zamanında geziyorsunuz, bak bizim halimize yürüyecek halimiz yok diyorlar. Hakikaten siz de öyle yapın. Yani gençken gezmeye çalışın. Şelale göründü. Evet, hazır mıyız şelaleyi görmeye? Patan. Harika. Böyle bir yer var ama boş. Aşağı şelaleye kadar iniliyor. Çıkış zor olacak belli. Allah. Döne döne ineceğiz. Oha, nasıl dik lan? Serinlik nasıl geliyor?
Buz gibi. Bayağı da şiddetli atıyor. Dikkat. Allah! Kayıyordu yosunlu. Evet, her güzel şeyin bir sonu varmış. Şelaleye veda ediyoruz. Şelale efsane. Anlatmaya gerek yok, görüyorsunuz zaten. Maalesef gidiyoruz. Bakın yollar böyle, ona göre gelin. Bunları tırmanıp ineceksiniz. Şu yerden şemsiye vermişti bir amca. Hatırladım. Daha önce geldiğimde. Bu kadar yolu ben nasıl yürümüşüm ya? Vallahi helal olsun bana. Şu an hiç gözüm almıyor resmen. Arabayla zor geldim. Ara ara da yolu gösteriyorum ki Allah vurdu kalsın zaten. Gelenlere rehber olsun. Vallahi vura vura altına gidiyoruz. Adım başı duruyorum. Her yerde çok güzel manzara. Tur böyle bitmez. Daha Rize'yi gezeceğiz ya. Aşağılardan yukarıya doğru sis kalktı. Bazı yerlerde karlar daha kalkmamış. Böyle duruyor köşelerde. Sis anında bastırdı yukarıya doğru. Vadiden böyle geldi. Bu arada da Camili'den dönüş yolundayım şu an. Vallahi 3-4 kez durdum, fotoğraf çekip video çekip duruyorum. Bu arada Camili'nin olduğu bölgeye Macahel de deniyor. Yani karıştırmayın. Macahel denirse aynı yer yani. Sabah geçtiğim yerin şimdiki manzarası. Bulut Denizi'nin içindeyim. Şurası hemen Karagöl. Gezmiştik Borçka Karagöl. Şu an sisin içerisinde. Efsane, süper.
Ben şimdi o taraftan geldim. Bak sis, o taraftan kalkan sis böyle direkt vadiye iniyor. Görüş mesafesi sıfıra bile düşüyor ara ara. Borçka Barajı. Şimdi ben Murgul'a devam ediyorum. Bu gece oradayım. Yarın Murgul Delikli Kaya var. Oraya gideceğiz. Murgul Delikli Kaya Şelalesi'ne sabah saatlerine geldim. Murgul merkeze 20 dakika uzaklıkta. Yolu bir noktaya kadar güzel. Bir restoran var. Oraya kadar asfalt ve beton yol geliyor. Ondan sonra şelale diye bir tabela yok. Sadece Delikli Kaya yazıyor. Toprak yoldan devam ediyorsunuz. Araç geliyor. Benim araba geldi. Böyle bir alana geliyoruz. Bundan sonra zaten yol yok. Buraya kadar yapmışlar yol. Suyun aşındırma gücünü görüyorsunuz. Yüzyıllar belki de asırlar içerisinde bu kayayı bu şekilde delmiş. Yani daha önce bu delik kadar da su geldiği olmuş zamanında yani. Kim bilir, belki yağış zamanı yine geliyor. Böyle oturacak yerler de yapmışlar. Kamelya falan iki tane var. Bu delikle kayaya gelirken navigasyon, Google haritalar buraya kadar araç yolu gösteriyor. Ben de burada durdum. Şu tarafta falan zannettim. Ama hiç durmayın. Direkt bu yoldan devam edin. Biraz sonra köprünün orada toprak yol başlıyor. Zaten dereyi devam ettiğiniz sürece karşınıza çıkacak şelale. Yani aldanmayın burada bir yerlerde olduğuna. Buraya geçiyorsunuz. Ben şimdi Artvin merkeze veya Şavşat'a gideceğim. Karar veremedim. Hangisine? Bakalım, yolda bir karar vereceğiz. Zaten aynı yol üzeri. Murgul merkez. Karar verdiğim gibi Şavşat Karagöl'e gideceğim. Çünkü yarın yağmur var. Böyle gözüküyor. Şimdi bu Murgul'da da aslında bir tane Damar Karagöl diye bir göl var. Ama yollarına baktım öyle YouTube'dan. Biraz zor yolları. Yani bir günümü oraya ayırmam lazım. Yani her yeri gezemiyoruz.
şartlar gereği maalesef. Zaman kısıtlı. Borçka Artvin yolundan devam ediyoruz. Borçka Barajı. Artvin Şavşat yolu bilmem kaçıncı kilometre. Buradan Şavşat'a 50 kilometre var daha. Karagöl'e ne kadar var bilmiyorum. Şimdi Artvin merkezi geçtim. Merkezi buradan sonra dönüşte veya Yusufeli'nden sonra bakacağız artık. En sona bırakabilirim merkezi. Artvin'de bile Bağcılar'dan kurtuluş yok. Şavşat yolculuğu devam ediyor. Okçular Deresi'ymiş bu dere. Orman sıklığı içlere doğru geldikçe böyle azalıyor. Yani kıyılardaki gibi sık ormanlık yok iç taraflarda. Karadeniz'in geneli böyle zaten. Şavşat Karagöl'e az bir yolumuz kaldı. Şavşat Karagöl'e de geldik. Şavşat merkezi yarım saat uzaklıkta. Yolu iyi, güzel. Gelinebiliyor yani. Gölün etrafını şöyle bir turlayalım. Bu renkli balıklar ne balığı ya? Balıklara ekmek atmayalım arkadaşlar. Martıya simit at, balığa ekmek at. Karagöl'den dönüşte Cevizli Köyü'nde Tibet Kilisesi'ndeyim. Bakalım burası ne zaman yapılmış. Herhangi bir kitabesi bulunmamaktaymış günümüze gelen. 899-914 yıllar arasında egemen olan Balgatlı prenslerinden
Aşut KOH tarafından yaptırılmış. İslamiyet'in kabulünden sonra bölgede camiye çevrilmiş. 1885 yılında yıldırım düşmüş. Daha sonra da zaten 1889'a tamamen yıkıldığı için terk edilmiş. Gelirken tabelede Cevizli Kilisesi de diyor. Şavşat merkezine de 1-20 dakika kadar uzaklığı var. Yolu asfalt, sıkıntı yok. Yani giderken veya gelirken bir uğrayın. Arka tarafta hiçbir şey yok, duvar yıkılmış. Burası nereye gidiyor? Defineciler mi kazmış burayı? Şavşat Seyir Tepesi diye bir yere geldim ama nereden not almışsam merkez değilmiş, böyle köyleri gören bir yermiş. Ben de merkezi göreceğiz diye çıktım aslında tepeden. Ama yine de süper. Çıktığıma değdi. Şavşat'tan çıkıp Ardahan yoluna doğru geliyorsunuz. Bayağı bir 5-6 kilometre kadar geldikten sonra. Şavşat Kalesi ziyaretçi girişine kapalıymış maalesef. Biz de drone'la bir havadan bakarız. Cehennem Deresi Kanyonu'ndayız arkadaşlar. Burası Ardahan 3 sınırları içerisinde. Ardahan 3 yolu üzerinde hemen. Böyle bir vadide. Önceki geldiğimde böyle yerler yoktu. Hiçbir şey yoktu hatta. Bakın buraya böyle kafe falan yapmışlar. Otopark yapmışlar. İlk geldiğim sadece bir tabela vardı. Ve kanyona dalıyoruz. Hadi bakalım.
Evet. Para için hazırlıklar, turnikeler burada. Yani paralı olacak. Abi kirişi böyle miydi ya ben? Ben başka bir yerden mi geçtim daha önce? Sanki böyle değildi. Allah Allah. Neyse ileride belli olur. Yine gençlerimiz boş durmamış. Ne yazdı da kumbek. Bakın buraya doğru kayayı oyup yukarıya merdiven yapmışlar. Şuraya en üstte seyir terası var. Bu merdivenden çıkılıyor. Bayağı bir şeyler yapmışlar buraya. Ben önceden geldiğimde yoktu. Nerede? Şimdi merdivene çıkmadan önce yukarı. Şurası zaten sonu. Oraya doğru bir tırmanayım. Hey. Ho ho. Ho ho ho. Evet, şimdi iniş vakti. Şimdi de yukarı. En zirveye. Of, biz de yaşlanmışız be. Şuradan şuraya çıkana kadar 4 kere durdum. Şurası kaldı ama hadi bakalım. Güneşli bölgeyi hızlı geçelim.
Karşıda ufak ufak mağaralar var. Birileri yaşamış galiba oralarda. Önce şu tepeye çıkalım. Şöyle de devam ediyor patika. Oraya doğru da gideriz sonra. Daha çalışmalar böyle devam ediyor. Korkuluklar buraya kadar gelmiş. Buradan sonrası tam yapılmamış. Burada suyumuz da var. Soğuk mu? Tabi borudaki sıcak su geliyor. Yukarıdan sallandırmışlar. O yandan gelen patika da zaten buraya bağlanıyormuş. Kale gibi örmüşler. Ne yapmışlar buraya ya? Tehlikeli ve yasakmış. Her taraf açık kardeşim. Kapatsaydınız. Evet, Türkiye Cumhuriyeti de geçmişe bir tane kale bırakıyor. Cehennem Deresi Kalesi. Bir de drone uçuralım şurada. Havadan bir bakalım. Buraya böyle bir tesis yapıyorlar. Ama şu an bir çalışma yok. Kamerayı iki elimle tutuyorum. Düşürürsek geçmiş olsun. Sarıldım böyle kameraya tam. Evet, Ardahan 3 Ardahan yolu üzerindeyim. Ardahan 3'ü şimdi geçtik. Rabat Kilisesi vardı. Tabelaları da vardı girişte. 17 kilometre diyordu. Şimdi 17. kilometre tam gösterdiğim yerde burası. Ama tam bu arkada gösteriyor kiliseyi. Şimdi YouTube'dan baktım da Bulanık Köyü varmış. Ulaşımı oradan. Bir oraya gideceğim. Oradan bakalım. Araba giderse gideceğim. Nasıl döneceğim. Tam da böyle bir kamera yapmışlar. Güzel. Oturup soluklandım biraz. Su içtim. Termosumu da doldurdum. Gitmeye hazırım. Rabat Kilisesi'ni bulduk nihayet. Öyle bir yerde. İki tane ev var burada. Bunun da kitabesi olmadığından yapım tarihi bilmiyor. Ancak Orta Çağ döneminde bölgeye hakim Bagratlı krallığınca yapılmış. Yani Tibet'i kilisesi vardı ya, onun aynı zamanda yapılmıştı.
Bu yine bayağı ayakta. Şimdi gelmek için orada durduğum yerde, Google haritalarda gösterdiği yerden devam ediyorsunuz. Bulanık Köyü tabelası var. Hemen tabelanın yanında zaten kilisenin ismi de yazıyor, 5 kilometre diye. Yani Google haritalara aldanmayın. Yolu devam edin. Bulanık Köyü tabelasından dönün. Oradan köyün içinden köy yolundan devam ediyorsunuz. Benim araba geldi yani, ona göre. Her araba gelir, sıkıntı olmaz. Buraya bir de at bağlamışlar. Yok, at bağlamamışlar, duruyor. Evet, atın ahırı olmuş burası. At pisliği dolu içi. Resmen tarihi kilise ahır olarak kullanılıyor işte. Şurası Erdoğan'ın kalesi. Oraya çıkıyorum diye geldim ama yanlış gelmişim. Şuradan gideceğiz galiba. Kesin çıkılmıyordur ama bakalım, bir deneyelim şansımızı. Kaleye zaten çıkılmıyor galiba. Yani buraya geldim. Son. Biraz yürüyeyim bakayım. Acayip rüzgar var. Yürüyelim kaleye doğru bakalım. Şöyle yandan doğru gidelim bakalım. Bir patika yol buldum. Yok bir çıkış falan. Belli zaten. Kendimizi boşa yormayalım. Artık merkeze kadar gidelim. Yağmur yavaş yavaş yaklaşıyor sanki. Atilla Vadisi'ne doğru yola çıktım. Ama hava biraz kötü gözüküyor taraflarda. Bakalım hayırlısı. Borçka'dan geliş tarafı Artvin'e. Artvin'de şurası zaten. Atatürk heykeli hemen orada. Ona da çıkacağız. Atilla Vadisi. Artvin merkezi 12 kilometre kadar. Giriş 40 lira. Cam terasada çıkalım. Hayır.
Millet cam terası görüp geri gidiyor. Ben tabi vadiye aşağı akarsuyun olduğu yere kadar geldim. Biraz da burada bakalım neler var. Mangal yeri de hazır. Bu köprünün olayı ne acaba? Yalan mı? Ne yapıyor? Oraya gidiyor. Bir hafta oldu. İlk defa yağmur atıştırıyor. Karadeniz bölgesi için mucize. Şimdi Atilla Vadisi'nden Artvin merkeze dönüyorum. Bu gece Artvin merkezde kalıyoruz. Yarın devam. Evet, bugünlük geziyi bitirdik. Hava bozdu, atıştırıyor yağmur. Bulutlara baksanıza. Şimdi yarın artık tam karşıda Atatürk heykeline gideceğiz. Bir de Kafkasör yaylası var. Çıkarsa benim araba bakalım. Oraya gideceğim. Sonra da ver elini Yusuf Eli. Evet, bugün sabahtan Kafkasör yaylasına geldim. Burada boğa güreşleri oluyor. Tam da o zamana denk gelmişim. Şimdi her yer kalabalık. Millet gelmeye başladı. Artvin'in merkezine 20-25 dakika kadar uzaklıkta. Yakın bir yer. Yolda rahat. Boğa güreşleri de burada yapılıyor. Boğanın birini çıkardılar. Bir saat var. 9 gibi başlar dediler. Sevmem ama gelmişken izleyelim bir. Hastası çok. Kaç saat önceden gelmişler. Çadırlar kurulmuş. Kamil Alparslan'ın mahsuru. Her iki boğazlar bey. Hay yaşayın siz gerçekten. İlk güreşte birbirlerini tebrik. Boğaların güreşmeye niyeti yok. Zorla güreştiriyorlar ya. Evet. Evet, güreşmeden. Bir tarafa doğru yürüyüp kaçan kaybetti. Osman Nişan. Gerçekten güzel bir güreş seyrediyoruz. Harika bir güreş seyrediyoruz. Evet. Anaca. Üstüne gidiyor. Kapılara dikkat edin. Hakem arkadaşlar. Dört tane güreş izledim. Şimdi dönelim. Merkeze, Atatürk heykelinin oradan Artvin'e bir bakalım. Sonra da Yusuf Eli. Evet, Atatepe'ye de geldik. Dünyanın ve Türkiye'nin en büyük Atatürk heykeli. 22 metre uzunluğunda, 50 ton ağırlığında. Etrafta şöyle bir göstereyim. Artvin'e hakim bir tepeye koyulmuş. Şöyle Artvin'e de bakalım. Yağmur hızlanıyor. Bir an önce kaçalım. Belediyenin tesisinde bu şekilde çay içebiliyorsunuz beleş.
Çok karışık ya. Tepelerden bir ana yola inene kadar var ya. Sadece. Neredeyse bütün şehri turluyorsun ya. Yusufeli'ne doğru çıktım. Deriner Barajı burası. Böyle yolculuk esnasında ara ara duruyorum. Buradan Deriner Barajı'ndan itibaren böyle baraj gölü. Sürekli zaten buradan baraj gölüyle. Borçka'da baraj var. Bir baraj gölü oradan. Artvin merkezden bakın buraya kadar. Hatta şimdi Yusufeli Barajı'na az kaldı. Buraya kadar böyle göl. Yusufeli Barajı'ndan sonra da zaten Yusufeli sular altı kaldı. Orası baraj gölü. Yusufeli Barajı tabelasına doğru döndüm. Bakalım bir şey görebileceğiz mi? Ne göreceğiz? Zannetmiyorum ama bir gidelim. Nereye çıkacağız sonra? Barajın burasına kadar geldik. Gözüküyor buradan. Şimdi kuytu köşeden ben bir drone ile bir çekeyim. Havadan bakalım. Artvin'den Yusufeli'ne gelene kadar kaç tane tünelden geçtik bilmiyorum. Yani komple tünel içinde geldik resmen. Baksanıza zaten T15-16 diye devam ediyor. Yani komple tünel içinden geldim. Şuradan görünen yer Yusufeli. Yeni yaptıkları yer mi yoksa eskiden kalanlar mı? Bakacağız tabii. Yağmur da yavaş yavaş çoğalıyor. Şu anda baktığınız yer bir ilçeydi eskiden. Eski Yusufeli tam buradaydı. Hiçbir şey kalmamış. Yani bir minare dahi gözükmüyor. Hemen yeni şehri de üst tarafına kurmuşlar. Bir viyadük inşaatı var şu anda. 3'te 1 bitmiş gibi. 3'te 2'ye yakını. Şimdi karşıya geçişin bu ileride viyadük varmış. Kaç kilometre bilmiyorum. Ben de gideceğim, geçeceğim şimdi. Keşke 2 yıl önce gelseydim. Tortum Şelalesi'ne geldiğimde Yusufeli tabelası çok az gösteriyordu. Aklımdan geçti aslında. Sural altında kalmadan göreyim diye ama kısmet değilmiş. Baraj su tutmaya devam ediyor. Tam buraya kadar gelmiş bu köye. Evlerin çatıları, ağaçlar, köyün yolu. Tam ileride su akmaya devam ediyor. Son olarak buraya kadar gelmiş baraj. Böyle karşıdan geldik. Buradan geçiyoruz. Evet, tamam, tabela var zaten. Şehir Toki şehri olmuş. Yani içinde arabayla dolaştım. Hiç şehir, ilçe demeye bin şahit lazım. Hiçbir havası yok öyle bir havası. Bu tarafta da bir mahalle buraya yapmışlar. Bir mahalle bu tarafa. Mahalle de bu tarafta var. Thank you.
karşısı ilk geldiğimde çektiğim yer. Tünelin çıkışı. Burada bahsettiğim viyadük. Buraya ulaşım için. Eski Yusufeli'de burada sular altında. Gezide bile Formula 1'den vazgeçmem. Evet arkadaşlar, Yusufeli'ndeki, Artvin'deki son gezeceğimiz yere doğru yoldayım. Barhal Kilisesi. Burası da 6 parmak deresi yazıyor navigasyonda. Yusufeli'nden çıkışta tünelden hemen sola dönüyorsunuz. Sarıgöl tabelası var. O yola giriyorsunuz. Bayağı bir tünelden geçiyoruz. Daha sonra medeniyet bitiyor. Böyle bir yola giriyoruz. Virajlı. Şimdi ben devam ediyorum. Böyle bir manzarayı gördüm. Durdum şurada, biraz seyrediyorum. Evet, tabeladaki Sarıgöl burası da. Bayağı büyük bir yer. Bu su nereden geliyor böyle ya? Dere buradan yukarıdan akıyor. Buradan da yukarıdan. Şurada bir tesis var ama onunla alakalı mı? Kilise bahane. Yolu çok güzel. Bu vadi boyunca manzara böyle. Zaman olsa burada bir saat otururum. Şu yukarıdan gelen suyu merak ettim. Şurada adamlara bir sorarım bakalım. Altı parmak dağları, deniz gölü. Bunları duymamıştım. Benim gideceğim tarafa doğru gösteriyor. Kiliseye. Bakın bir de bu yoldan karşıya doğru görüyor musun? Ciro şelalesi var. Yine Yusufeli'nde ama yolu bir gün ayırmam lazım. Onun için gitmiyoruz tabii. Yani böyle gezecek yer çok aslında ama bir günümü vermem lazım ki oraya gidebileyim. Vakitimiz de kısıtlı olduğu için gidemiyoruz tabi. Az önce bahsettiğim akan su yukarıdan gelmiyormuş. O bina HES binasıymış. Burası da biraz ilerisinde su tuttukları yer. Su buradan oraya gidiyor. Burada yol olarak tutuyorlar. Oraya gidiyor. Orada su elektrik üretip gösterdiğim yerden de deşarj olup gidiyor. Az önce öbür tarafta görevlilerle muhabbet etmiştik. Ben bu tarafa geçtim. Onlar da buraya gelmişler. İşleri varmış. Burayı sordum nasıl çalışıyor diye. Az önce gördüğünüz yukarıyı göl kısmını. Burası fazlalık su akıyor. Şurada akan tazikli su o gölün dibindeki çamur, taş onun için kapağı böyle açık bırakıyorlar. Onlar çıksın diye. Şurası da şu gördüğünüz yer balıklar içinmiş galiba. Balıkların geçebilmesi için dediler. Bilmiyorum tam olarak. Anladığım kadarıyla öyle. Kiliseye varmak üzereyim. Altı parmak köyüymüş burası. Barhal'da yazıyor. Eski adı Barhal'dı galiba. Kilisenin adı Barhal Kilisesi. Böyle bir derenin kenarında. Biliyorum. Evet, Barhal Kilisesi'ne ulaştım arkadaşlar. Yalnız içeriye giremiyorum. Kilitli. Bakalım köyde soracağım birkaç kişiye.
Vaftizci Yahya adına Bagratlı krallarından 2. Bagrat tarafından 1958-1994 yıllar arasında yaptırılmış. Yani şu anda camiye çevrilmiş. Bölgenin İslamiyet'i kabulünden sonra şu anda cami olarak kullanılıyormuş ama içeri giremedik. Bakalım. Köylere bir soracağız. Böyle 3 tane kapısı var. Başta. Bir de burada kapısı var. Böyle de arka kısmı. Burada da bir kapı var. 3 kapısı var yani. Yağmur da bastırdı iyice. Kiliseyi açtırdığım adam yukarı doğru asfalt gidiyor 7-8 kilometre dedi. Ben de gideyim dedim ama asfalttan sonra toprak yola da girdim. Böyle yol altı parmak dağlarına doğru gidiyor. Evet, şu boşluğu buldum, buradan geri döneyim ben. 4x4 lazım bana bir tane. Aşağı doğru geldiğim yoldan devam ediyorum. Gürül gürül akıyor maşallah. Kaçkar dağlarından gelen sular bunlar. Kaçkar'dan, altı parmaktan. Şurası ne güzel, tam pikniklik. Vaktin olacak, burada piknik yapacaksın işte. Ne güzel yapmışlar bunu böyle. Altı parmak köyünde de durdum, bir karnımı doyuracağım şimdi. Artık geri dönüyorum. Yani videonun sonlarına doğru geldik. Bir köyü de göstereyim size.
böyle kiliseye gidiyor. Bu tarafta Deniz Gölü diye bir yere gidiyor. Bu az önce Altıparmak Dağları'na doğru gittiğim yoldan gelen dere. Burada Altıparmak Deresi ile birleşiyor. Kadir Topbaş ne alaka acaba? Öyle bir yere oturdum bakalım. Burada yol boyunca, dere boyunca kalınacak yerler, pansiyon falan var. Yani güzel kalınacak yer. Bence burası. Düşünürseniz gelebilirsiniz. Çayımızı da içelim, yemeğimizi yedik. Kadir Topbaş da buralıymış, bilmiyordum. Hatta yemek yediğimiz yer akrabasıymış. Yağmur yağdı, derenin hemen debisi arttı, çoğaldı, belli oldu. Bunlar da böyle bütün derelerde var. Taşkın sistemi. Yükseldiği zaman su uyarı veriyor. Altıparmak köyünden, Barhalık ilçesinden dönüşteyim halen. Böyle bir durayım dedim, bir kamele vardı. Böyle de bir şelale çıktı. Yeni de yağmur yağdığı için suda bulanık. Bildiğin güzel bir şelale bu ya. Buradan da böyle akıyor. Yani turistik amaçlı kullanılabilir bu şelale böyle akıyorsa. Bir tabela koy, tamam. Evet arkadaşlar, 7 gün sonunda Artvin gezisini tamamladık kazasız belasız. Bir hafta boyunca bütün ilçelere gittim. Tabii gezilecek daha çok yer var aslında. 45-46 tane ben yer çıkarmışım gezilecek. Ama yol şartları, belli yerlere arabam gidiyor. Araba gitse de bazı yerler çok uzak. Yani bir gününü vermen lazım bazı yerler için. Videoyu buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. İnşallah beğenmişsinizdir. Video büyük ihtimal uzun olmuştur. Çünkü yani kendi gördüğüm her yeri çekmeye çalıştım. Kendi gözümle gördüğüm. Onun için olsun, uzun olsun. İnşallah beğenmişsinizdir. Şimdi ben Rize'ye gidiyorum. Rize videosunda izlersiniz. Görüşürüz.